AK Parti'de makamların gelip geçici olduğunu ama davanın partinin her zaman kalıcı olduğunu belirten Duran, bugün olan da budur. AK Parti yeni bir döneme hazırlanıyor. AK Parti 2001'de yola çıkmasından bugüne her kavşakta partiyi dönüştürmesini bildim. Kadrolarını yeniledi, yönetim kademelerine genç kadrolar kattım. Merkez Karar Yürütme Kurumu, Merkez Yürütme Kurumu, Grup Başkan Vekilliğinde kabinede onlarca insan görev aldı dedi. AK Parti'nin siyasal kültürü, idealizmi, yönetim anlayışının kongrelerin suhuliyet içerisinde geçmesine imkan sağladığını belirten Turan. Bu tarz Türkiye siyasetine olan güveni arttırıyor, dedi. Kongreyle belirlenen Merkez Karar Yürütme Kurumu listesini de değerlendiren Turan. Listeye baktığımız zaman yeni Merkez Karar Yürütme Kurumu listesinde kadınların ve gençlerin ağırlığını görüyoruz. Gençlik kollarından gelen birçok isim var. Bu dönüşüm partimizin kurumsallaşması açısından oldukça önemli. Diğer partilere baktığımızda bu dönüşümü gerçekleştiremedikleri için kendi aralarında ayrılıklar yaşandığını gözlemliyoruz dedi. Yeni dönemde daha uyumlu, daha sonuç odaklı, daha dinamik bir yapı ile beraber 2023 hedeflerine giden yolda daha çok çalışacaklarını belirten Turan, açıklamalarının devamında Türkiye için kongremiz hayırlı olsun. AK Parti'nin kaderiyle Türkiye'nin kaderi bir olarak görüyoruz. Bu sorumlulukla hedeflerimizden şaşmadan yolumuza devam edeceğiz ifadelerini kullandı.